Sayın başkanlar, kıymetli meslektaşlarım, arkadaşlarım, öncelikle Kongre Düzenleme Kurulumuz ve Kongre Yönetim Kurulumuza bana burada konuşma imkanı verdiği için çok teşekkür etmek istiyorum. Herhangi bir çıkar ilişkim olmadığını beyan etmek isterim. Tabii hem açıkça hepatopankreatik biliyer cerrahide hem de laparoskopik minimal invazif hepatopankreatik biliyer cerrahide cerrahi teknik anlamında kat ettiğimiz gerçekten çok yer var, çok alan var, çok nokta var. Bu bizim rezektabilite ile ilgili düşüncelerimizi son 20 yılda değiştirdi. Ama bununla beraber tabii cerrahi, karaciğer cerrahisinde önemli bir problemimiz bilobar metastazı olan, bilobar hastalığı olan ya da tek lobda hastalığı olsa bile future liver remnant dediğimiz rezeksiyon sonrasında kalan karaciğerin yeterliliği noktasında bazı stratejiler geliştirerek burada karaciğer yetmezliğini önleme zorunluluğu olması. Gittikçe daha kompleks vakalarla karşılaşıyoruz ve bu nedenle de daha cesaretli bir davranarak rezeksiyona doğru ilerlemek istiyoruz. Ama burada tabii karaciğer cerrahisinde rezektabiliteyi artırıp volüm modülasyonu yapabilmek için vücut ağırlığını kontrol etmemiz lazım. Zayıf hastaları ameliyat etmek istiyoruz. Parenkim kalitesi çok önemli. 3 kür kemoterapi almış hastayla 9 kür kemoterapi almış hasta bir olmuyor. Mutlaka hiperbilirubinemi olmayan hastalarda ameliyat yapmak istiyoruz. Enfeksiyonlu ortamlarda ameliyat yapmak istemiyoruz. Bunlar için çaba gösteriyoruz ama bizim stratejik olarak planlama yaparak bir şeyler elde etmemiz gereken bir nokta karaciğer volüm modülasyonları. Bu noktada da bildiğimiz, hepimizin bildiği gibi bir portal ven embolizasyonu klasik bilgi olarak kullandığımız, geçmiş yıllardan itibaren kullandığımız bir yöntem. Rezeke edilecek tarafın portal veni, genç arkadaşlar için hatırlatma anlamında söylüyorum. Rezeke edilecek tarafın portal veninin embolize edilmesi, bu tarafın atrofiye giderken kalacak taraf karaciğerin büyümesi ve rezeksiyon sonrasında karaciğer yetmezliğinin önlenmesi veya olasılığının azaltılması. Son yıllarda adına bivenöz embolizasyon, bivenöz deprivasyon, efendim portal ven hepatik ven embolizasyonu ya da RASP diye de kısaltmaların olduğu, bunların hepsi aslında aynı şey literatürde baktığınızda. Burada da portal ven embolizasyonuna ilave olarak aynı seansta ya da farklı bir seansta hepatik venin embolizasyonuyla beraber çıkartılacak, yani rezeke edilecek taraftaki atrofiyi hızlandırmak, kalacak taraftaki rejenerasyon kapasitesini artırmak ve böylece daha hızlı ve daha efektif bir kalacak taraf hipertrofisi elde etmek amaç. ALPS prosedürü de yine hepimizin bildiği üzere son yıllarda gittikçe daha çok merkezde, daha sık uygulanan, başlangıçta morbidite ve mortalitesi çok yüksek olduğu için acaba devam eder mi etmez mi soru işaretleri oluşturan, ama gittikçe cerrahi tekniğin gelişmesi ve olayın mekanizmasının anlaşılmasıyla aslında çok da güvensiz bir yöntem olmadığı ortaya konan bir diğer yöntem. İki aşamalı hepatektomiden ben bahsetmeyeceğim çünkü benden sonraki hocamız İlgin Hocam bundan bahsedecek. Şimdi portal ven embolizasyonu dediğimiz zaman bildiğimiz gibi sağ lob portal veninden girişli ya da sol lob portal veninden girişli olarak gerçekleştirilebilir. Sağ lob portal veninden girdiğiniz zaman sağ taraf segment 5, 8, 6, 7 portal venlerinin embolizasyonu, bazen buna segment 4 portal veninin embolizasyonu da dahil edilmek zorunda kalır. Bivenöz embolizasyon dediğimiz zaman portal venin ve aynı zamanda sağ hepatik venin. Bazı durumlarda middle hepatik ven de buna dahil edilebilir. Embolizasyonunu anlıyoruz. Transhepatik olarak yapılabilir. Transjugüler olarak jugüler venden girilerek gerçekleştirilebilir. Veya transfemoral olarak femoral venden girilerek gerçekleştirilebilir. Bivenöz embolizasyon aslında ilk başlangıç yayınları bunların. Benim de beraber çalışma ve yanlarında bulunma şansı elde ettiğim Asan grubunun bir şeyi olarak, çalışması olarak başladı. Profesör Huang Xin'in adını burada anmak isterim. Onların bir başlattığı bir şeydir. Bivenöz embolizasyonun transhepatik tekniğine baktığımızda gerçekten 15-20 gün içerisinde hatırı sayılır derecede bir hipertrofi elde ettiğimizi görüyoruz. Burada gördüğünüz gibi yani yaklaşık işte bir 400 mililitrelik bir volümün 600-650 mililitrelere ulaştırılması kısa süre içerisinde mümkün oluyor. Peki portal ven embolizasyonu mu yoksa bivenöz embolizasyon mu daha iyi? Bu konuda yapılan çalışmalar gittikçe artmaya başladı.
Bir iki tane de meta analiz de yayınlandı. Kısaca bahsedeceğim. Bu çalışma, bu senenin çalışması. Baktığımız zaman liver venöz deprivasyon dediği bir venöz embolizasyon olarak algılayabilirsiniz. Burada feature liver remnant volümünde %49'luk bir artış elde edilmişken portal ven embolizasyonda bir ayın sonunda %27'lik bir artış elde edilmiş ve arada istatistiksel olarak anlamlı bir fark var. Kinetik growth rate dediğimiz, yani belli bir sürede bir gün içerisindeki volüm artışı ya da yüzde anlamındaki artış olarak baktığımızda da yine istatistiksel olarak anlamlı şekilde portal bir venöz embolizasyonun daha iyi olduğunu görüyoruz. Peki güzel, yani daha iyi sonuçlar elde ediyoruz, daha hızlı bir hipertrofi elde ediyoruz. Ameliyat, bu hastalar ameliyat olduktan sonra acaba komplikasyon oranları, mortalite oranlarında bir fark var mı diye bakmışlar. Baktıkları zaman liver venöz deprivasyon, yani bir venöz embolizasyonda postoperatif kanamanın portal ven embolizasyonuna göre daha sık görüldüğü tespit edilmiş bu çalışmada. Yine buna benzer bir başka çalışma, ben burada öncelikle portal ven embolizasyonla bir venöz embolizasyonu karşılaştıracağım. Sonra diğer karşılaştırmalara da geçeceğim. Buna baktığımız zaman da yine bir ay sonrasında baktığımızda yine feature liver remnant'ta portal ven embolizasyonda yaklaşık %27'lik ve bir venöz embolizasyonda deprivasyondaysa %41'lik bir artış elde edilmiş ki hani bizim klasik olarak bildiğimiz portal ven embolizasyonunda elde edebildiğimiz, genellikle bildiğimiz %20-25'lik artışın ötesinde gerçekten umut verici, hem de kısa süre içerisinde onkolojik olarak kaygıları da ortadan kaldırma potansiyeli olan bir artıştan bahsetmiş oluyoruz aslında burada. Posthepatektomi sonuçları nasıl aynı bu çalışmanın baktığımız zaman? Portal ven embolizasyonunda hastaların %7'sinde karaciğer yetmezliği gelişirken RASPE dediğimiz, yani bir venöz deprivasyonda hiçbir hastada ciddi boyutta bir karaciğer yetmezliği görülmemiş. Safra fistülü, kanama ve diğer klavyendindo 3 ve üzeri komplikasyonlar açısından da iki grup arasında belirgin bir fark olmadığını görüyoruz. Burada dikkatinizi çekmek istediğim nokta, başlangıç feature liver remnant, estimated feature liver remnant volümlerine baktığımızda aslına bakarsanız bir venöz deprivasyonda daha düşük volümler olan hastalara bu uygulanmış olduğu halde daha sonraki dönemde, yani aradan belli bir süre geçtikten sonra bir venöz deprivasyonda volüm artışları daha belirgin hale gelmiş. Şimdi bilobar karaciğer tümörleri için yine bunun bir meta analizi var. Meta analize baktığımız zaman da yine portal ven embolizasyonu artı hepatik ven embolizasyonu, yani bir venöz deprivasyonun sadece izole portal ven embolizasyonuna göre istatistiksel olarak anlamlı şekilde daha iyi sonuçlar elde ettiğini görüyoruz. Bu bir meta analiz. Dolayısıyla kabaca söylemek gerekirse bir kere portal ven embolizasyonuna nazaran bir venöz embolizasyonun karaciğer feature liver remnant hipertrofisini elde etmede daha başarılı olduğunu ve benzer komplikasyon oranlarıyla bu başarıyı elde ettiğini söylememiz mümkün diye düşünüyorum. Şimdi tamam, bu böyle. Peki ALPS prosedürüyle karşılaştırmalar nasıl? Bununla ilgili çok sayıda aslında çalışma var. Buraya hepsini getiremedim zaman darlığı nedeniyle. Bu çalışmada ALPS prosedürüyle portal ven embolizasyonun hepatoseller karsinomlu hastalarda karşılaştırmasını görüyoruz. Aslında buraya baktığımız zaman bunlar hepsi farklı feature liver remnant ilişkili, yani gelecekteki kalacak karaciğer ilişkili parametreler. Çoğu bunların kinetik growth rate ile ilişkili. Tek tek bunların detaylarına girmeyeceğim ama istatistiksel olarak baktığımız zaman da burada ALPS prosedürünün, zaten ALPS prosedürünün iddiası da o, çok kısa süre içerisinde belirgin bir hipertrofi elde etmek. Hem kinetik growth rate anlamında, yani hem mililitre bazında hem de günlük yüzde bazında baktığımızda, hem de feature liver remnant'ın total ulaştığı nokta açısından baktığımızda bütün parametrelerde istatistiksel anlamlı olarak ALPS prosedürünün portal ven embolizasyonundan daha üstün olduğunu görüyoruz. Evet. Ve bu çalışmanın genel ve alt grup analizlerine baktığımızda da postoperatif komplikasyon, mortalite ve onkolojik sonuçlarına baktığımız zaman da burada hem hastalıksız sağ kalım hem de genel sağ kalım açısından ALPS prosedürüyle portal ven embolizasyonu arasında bir fark yok. Tabii diyebilirsiniz ki yani bu böyle değildi. Bu ne zaman böyle değişti? Bazı arkadaşlarımız düşünebilir.
ALPS prosedürüyle ilgili morbidite ve mortalitenin nasıl azaltılacağıyla ilgili bildiğimiz gibi birçok nomogram geliştirildi. Yani kime ALPS prosedürü yapmak mantıklıdır, kime mantıklı değildir? Bunların nomogramları var. Bunlara hastanın verilerini koyduğumuz zaman burada risk faktörleri ortaya çıkıyor ve belli puanın üzerinde alan hastalar için ALPS prosedürü mantıklı olmuyor. Dolayısıyla burada risk skalası yaparak bir seçim yapmak mümkün oluyor. Bununla ilgili 4-5 tane nomogram geliştirildi. Sonuca geldiğimiz zaman artık ALPS prosedürü eskisi gibi değil, düşük morbidite ve mortalite oranlarıyla gerçekleştirebildiğimiz bir prosedür olduğunu söylemem gerekir. Son olarak portal ben embolizasyonu, bir ben özde embolizasyon ve ALPS prosedürünü karşılaştıran bir meta analiz çok yakın zamanda, 1-2 ay önce yayınlandı. Bizim kongremize de yetişti, iyi oldu benim için de. Ona baktığımız zaman da burada toplamda 183 portal ben embolizasyonu uygulanan 183 hasta, 503 hasta bir venöz embolizasyon ve ALPS prosedürü uygulanan 76 hasta burada karşılaştırılmış. Bunlara baktığımız zaman da ALPS prosedüründe cerrahiye kadar geçen sürenin daha kısa olduğunu, bir venöz embolizasyonda postoperatif morbidite ve mortalitenin daha düşük olduğunu, yani embolizasyonu uyguluyorsunuz sonra ameliyat alıyorsunuz. Burada morbidite mortalitenin daha düşük olduğunu görüyoruz. Geri gitmek mümkün olmadı ama. Dolayısıyla buraya baktığımız zaman da portal ven embolizasyonu, bir venöz embolizasyon ve ALPS prosedürü karşılaştırmasında bir geri gelelim. Evet, çok teşekkür ederim. ALPS prosedüründe daha kısa süre içerisinde sonuç elde ediyoruz. Bir venöz embolizasyonda postoperatif daha düşük morbidite ve mortaliteyle bu ameliyatları gerçekleştirebiliyoruz. Posthepatektomi dönem için bahsediyorum. Ve bilobar metastazlarda ise ALPS prosedürünün daha uygun olduğunu ifade ediyor conclusion kısmında yazarlar. Bunun sebebi de hepimizin tahmin edebileceği üzere embolizasyon işlemi ister bir venöz olsun ister sadece portal ven olsun future liver remnant'ta bir onkolojik temizlik metastazektomi yapılmış olmuyor. Yani embolize ediyorsunuz ama mutlaka bu hastanın bir cerrahiye ihtiyacı oluyor. En azından bir ablasyon ihtiyacı oluyor. Dolayısıyla bilobar metastazı olan hastalarda ALPS prosedürü yapılsın, diğerlerinde bir venöz embolizasyon yapılsın diye bu meta analizin yani özetin özeti sonucu bu şekilde. Tabii böyle olunca acaba ALPS prosedürü uygulanıp bir grup hastada bunlarda sadece hepatik ven embolizasyonu yapılabilir mi? Böylece hem kalacak taraf metastazektomiler gerçekleştirilmiş olur hem de beklenenden daha hızlı sürede hepatik future liver remnant hipertrofisi gerçekleştirebilir mi diye de soruyor yazarlar bu şeyin içerisinde. Bununla ilgili olarak yürümekte olan iki çalışma var. Aslında bunlar birbirinin tamamlayıcı çalışmaları. Dragon 1 ve Dragon 2 çalışmaları. Bunlar şu anda clinicaltrials.gov'da var ve şu anda da hala recruiting aşamasında. Yani hasta topluyor. Bir tanesi bir nevi safety çalışması. İkincisi ise bunun efficacy yani etkinliğinin çalışması. Bunlarda portal ven embolizasyonu ve hepatik ven embolizasyonu yani bir venöz deprivasyonun sadece portal ven embolizasyonuyla karşılaştırılması hedefleniyor. Randomize çalışma olarak yürüyor. Bunlar Hollanda menşeli çalışmalar. Zaten bu konuya kafayı takanlar daha çok Hollandalılar şu anda. Zannediyorum 1-1,5 yıl içerisinde çalışma tamamlandığında biz ilk defa randomize çalışma sonuçlarına dayanarak da bu bilgilerimizi güncellemiş olacağız. O zaman bu fikirler değişir mi? Bunu da şimdiden bilemiyorum ama bu konuda ilk kez randomize çalışma elde edilmiş olacak. Yani sonuca geldiğimiz zaman portal ven embolizasyonu, bir venöz embolizasyon ya da deprivasyon ya da RASP dediğimiz yöntem ve ALPS prosedürü arasında seçim yapmamız gerektiğinde iş gene bize kalıyor. Yine burada sans klinik veriler, hastanın durumu, case-based yaklaşım önem arz ediyor. Mesela kolorektal kanser karaciğer metastazı mı? Bunun için mi bir future liver remnant hipertrofi arzuluyoruz? Yoksa bir HCC hastası mı bu? Kronik karaciğer hastalığı zemininde. Bilobar mı, unilobar mı hastalığı var? Kemoterapi süresi. Future liver remnant için metastazektomi lazım mı? En azından ablasyon gerekli mi? Yoksa mesela tek lobda büyük bir tümör sebebiyle bir hastayı mı yönetmeye çalışıyoruz? Bunlar hepsi önemli. Bence Türkiye için önemli noktalardan bir tanesi de merkez deneyimi ve merkez imkanları. Bugün ben örneğin
özel sektörde bu işi yapmaya çalışıyorum. Burada bir portal ven embolizasyonu, hepatik ven embolizasyonu yaptırmak istediğinizde eğer Sosyal Sigortalar Kurumu destekli bir işlem yaptırmazsanız çok ciddi maliyetler ortaya çıkabiliyor. Mutlaka Sosyal Sigortalar Kurumu bunun içinde olmak zorunda. Merkez deneyimi ne kadar? Bunu yapacak insanların deneyimi ne kadar? Her girişimsel radyolog bunu yapmamış olabilir. Türkiye'de ben birçok girişimsel radyologun hepatik ven embolizasyonu yapmadığını düşünüyorum mesela. Dolayısıyla bunlar hepsi önemli. Cerrahın deneyimi, cerrahın ALPS prosedürüyle ilgili deneyimi ne kadar? Bu da çok belirleyici. Elimizdeki malzemelerin yeterliliği, kalitesi. Bunlar hepsi uygulanacak yöntemin seçiminde önemli olduğunu düşünüyorum. Bunları eğer doğru şekilde seçmezsek burada drop out yaşarız. Yani hastalarımızın bir kısmını ameliyat olabilecek pozisyondayken ameliyat olamaz noktaya getirebiliriz ve iş işten geçmiş olabilir. O nedenle adeta bir satranç oyunu oynar gibi bunların planlamasını yapmak lazım diye düşünüyorum. İki tane örnekle konuşmamı müsaade ederseniz tamamlayacağım. Bunlar bizim ALPS prosedürü uyguladığımız hastalarımız. Portal ven embolizasyonu uygulanmış hastalarımızdan örnek vermek istemedim. İki tane ALPS cerrahız, iki tane ALPS prosedürü örneği getirdim buraya. Bunlardan bir tanesi 32 yaşındaki kadın hastamız, 88 kilo. Biliyer adenomu var, konfirme bir tanısı var. Total karaciğer volümü 1440 cc. ALPS birinci aşama öncesinde burada gördüğünüz şekilde sağ lobu tamamen dolduran ve segment 2-3'ünde oldukça küçük olduğu bir hasta, kilolu bir hasta. Bu hastamıza ALPS prosedürü yapmaya karar verdik. Bu ALPS prosedüründen birinci aşamadan laparoskopik birinci aşaması. 12 gün sonra çekmiş olduğumuz tomografide elde ettiğimiz volümü burada net bir şekilde görebiliyoruz. Yani feature liver remnant %23 iken %37'ye ulaşmış durumda. Ve 334 cc'den 528 cc'ye çıktı. Ve bunun üzerine de hepatektomisini ikinci aşamada tamamlamış olduğumuz bir hasta postoperatif dördüncü günde problemsiz olarak taburcu etmiştik. İkinci hastamız 52 yaşında kadın hasta. Bismuth Colet tip 3A Klaskin tümörü olan hasta. Serum bilirubini normal, bilateral PTK'sı var. Bir başka merkezde 2 aydan beri takipte olan bir hasta. Cerrahi olarak sınırda olduğu değerlendirilmiş olan bir hasta. Bu hastada problem, burada gördüğümüz gibi portal ven invazyonu var. Fakat bu portal ven invazyonu sol portal vene olan akımda da problem oluşturuyor. Bu nedenle sağ tarafta atrofi, sol tarafta da hipertrofi tam anlamıyla gelişmemiş. Hastanın bilirubini 0.6 olduğu halde, karaciğer yorgun olmadığı halde, üzerinden uzun zaman geçmiş olduğu halde buradaki invazyon sebebiyle sol portal ven akımı yetersiz. Bu nedenle bir türlü sol portal ven, sol taraf lob büyüyemiyor. Bunun üzerine bu hastada 74 kiloluk bir hastada 545 cc feature liver remnant hesapladık. Bunun üzerine cerrahi planı olarak şöyle düşündük. Tabii hepatik ven embolizasyonu da yapılabilirdi. Böyle de düşünebilirsiniz ama bizim planımız şu oldu. Birinci aşamada ALPS prosedürü yapmak, portal ven rezeksiyonu yaparak invaze olan o sağ taraf portal venini çıkacak tarafta bırakıp ana portal veni, sol portal veni anastomoz yapmak ve ondan sonra bu şekilde bir ALPS prosedürüyle, yani ligasyon değil de rezeksiyonlu bir ALPS prosedürüyle ikinci aşamada da elde ettiğimiz, istediğimiz, arzuladığımız volüme ulaşırsak hepatopankreatektomi yapmak. Çünkü buradaki koladoktaki tümör pankreas başına doğru da uzanıyordu. Extended sağ hepatektomiyle beraber Whipple prosedürü hepatopankreatektomiyle bitirmek. Bununla ilgili kısa bir video göstermek istiyorum. Birinci aşaması. Burada ana portal ven askıda, hepatik arter askıda, sol portal ven askıda, sağ portal veni hemen hemen hiç görmüyoruz. Portal ven rezeksiyonundan sonra ana portal venin sol portal vene anastomozu. Koledo'ya hiç dokunmuyoruz. Bu hastanın sağ portal veni, portal venin sağ hepatik arteri portal veninin altından geçiyordu. Onu bir askıya aldık teyple ve o teybi de orada bırakarak gördüğünüz gibi birinci aşamayı tamamladık. Bu şekilde yaparak sol portal ven akımını artırdık. İkinci aşamada tamamlayıcı hepatopankreatektomi, yani sağ extended sağ hepatektomi ile Whipple prosedürü aynı anda uygulayarak ikinci aşamayı tamamladık. Anastomozlar. Çıkan PS. Postop 12. gününde kontrol tomografisinde
yaklaşık 740 cc'ye ulaşmış olan bir karaciğer volümü ve şu anda hastanın bilirubini 0.72. Bu da patolojisi ve pankreas başının dokusunun invaze olduğu da patolojik olarak teyit edilmiş oldu. Dolayısıyla sonuç olarak söylemek gerekirse portal ven embolizasyonu, bivenöz embolizasyon ve ALPS prosedürü arasında çok iyi stratejik planlama, gerekirse nomogramlardan yararlanma, hastanın ve hastalığın özelliklerini hepsini bir arada düşünerek, belki 10-12 tane parametreyi bir arada düşünerek karar vermek zorunda olduğumuz süreçler, durumlar bunlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.